Bazı arkadaşlar varmış yattıkları rüyadan uyanamamışlar. Hala tatile devam ede dursunlar. Sen ki TYT AYT geometride çıkmışsın bu yola. Sakın onlara benzeme. Başla benimle birlikte üçgenlere. Ya ben niye böyle şairhane giriyorum ya bu girişlere? Efendim, TYT AYT Geometri'de üçgenlerdeyiz. Sen bakma diğerlerine, geometriye çalışırım. Aman ertelerim diyenlere ki, o erteleyenlerden olma. Onlar tatil modunda devam ede dursunlar. Bizler seninle birlikte üçgenler 11. dersteyiz. Yolumuza devam edelim. Ne diyelim? gönder. Gelsin. Nasılsın? İyi misin? Afiyetli misin? Üçgenlerde süreyi hocam biraz kısaltsan. Dedin kısalttık. Yani daha küçük adımlar attım bu bölgede ama bazı yerlerde o adımları büyüteceğiz. Çünkü burası çok önemli. Yani derler ya burası çok emelli. Aynen öyle. Üçgenlerin 11. dersi gerçekten bizim için mühim. Yalnız benim kalem ayarları yapılmamış. Yapıp geliyorum. Hop! Geldim güzel arkadaşım. Bu arada sen de fark ettin ki üçgende eşlik ve benzerlikte inanılmaz böyle. Neredeyse her föye bir tane video sığdırdık. Bol bol örnek çözdük. Ne kadar önemli ne kadar mühim olduğunu artık anlamışsındır. 20. föydeyim. Üçgende eşlik benzerlikteyim. Benzerlik kurallarının sonuncusundayız artık. Son föyündeyiz. Bol bol ödev bırakacağım sana burada. Thales teoremini işleyeceğiz beraber. Tales teoremi. Nedir ya bu Tales? Thales bir adam mıdır? Evet Thales adam mıdır? Thales adamdır arkadaş. Öyle bir arkadaş vardı yorumlara sürekli gelip gidiyor. Sen niye bir biraz yamuk duruyorsun ya. Şöyle biraz dikel bakayım. Tales adam mıdır deyip duruyordu. evet Thales adamdır güzel arkadaşım. Kim o ya? Thales teoremi bir de ve ikisi de çıkmış. Yani çok tutulunca ikisini yapmışlar. Thales teoremi birin ispatını yapmayacağım. Çünkü biz bunun geçen ders ispatını yaptık. Ha ispatını şöyle yaptık geçen ders. Şuradan bir doğru geldiğinde bu üçgende Bak AC'nin şuradaki oranı CE'nin buradaki oranları birbirine eşittir dedik karşılıklı değil mi? Hatırlıyorsun bunu ispatına varana kadar yaptık. Şimdi Thales demiş ki ya bunu niye böyle yapıyorlar ya? Ben bu doğruyu alsam böyle biraz kenara doğru kaydırsam aynı oranlar burada da korunur. Yani buranın uzunluğu X'e paralellikten ötürü burası da x'tir. Burası Y ise burası da Y olur demiş. AC bölü AE oranı BD bölü DF oranına eşittir demiş. Aslında yeni bir şey getirmemiş. Eski köye eski adetle devam etmiş diyebiliriz. Sen buradaki mantığı anladın mı? Geçen ders yaptığımız ispatı biliyorsan anladın. Çünkü baya bak böyle dikkatli ilerliyoruz ha. Ben yayına bakıyorum arada problem yok değil mi? Tamam. Thales teoremi iki temel benzerlik teoremi diyelim biz buna. Temel benzerlik teoreminde de şu var arkadaşım e, ee, temel benzerlik teoremi mi? Tales mi? Ya sen bunu anlattın mı hocam. Anlattık tabii. Hatta buradaki üçgenlerde benzerlik kurduk. Küçük üçgenin büyük üçgene, küçük üçgenin büyük üçgene, küçük üçgenin büyük üçgene oranıdır dedik. Buna da Tales benim ikinci teoremim demiş. Bak sen Tales'e kendi adından teoremler. Çok tutmuş demiş ki Tales. Ya biz bunun üçüncüsünü yazar mıyız? Yazarız. Ya bir, iki, üç. Yalnız üçüncü filmler genelde tutmuyor. Bu da üçüncüsü. Thales teoremi 3. Kelebek benzerliği. Asıl adı kelebek benzerliği. Papyon üçgen mi dersin? Kelebek üçgen mi dersin? Oradaki benzerlik yöntemiyle çözülüyor. Bunun ispatını yapacağım ben sana. Yine iki tane üçgen var. Biri yukarıda bu sefer diğeri aşağıda olmak üzere. Aslında Thales teoremi ya da temel benzerlik teoremiyle aynı kapıya çıkıyor bu üçgen. İspatına geçelim. Burası nokta açısıysa burası da nokta açısıdır. Sen de görüyorsun. Burası cızıksa paralelse eğer D1 D2'ye d1 paraleldir d2 yazarsa eğer burası da cızık açısı olur. Hocam sen buna küpeli açı dersem bu da küpeli açı olur. Şimdi başlayalım bakalım. Kimden başlamışım orada PA'dan. O zaman diyorum ki şurada çizgi açısının karşısında kim var? PA uzunluğu var. Burada çizginin karşısında var. Kim var? PD uzunluğu var. Bak gördün mü oranı? Aynısını yazdım böylelikle. Küpelinin karşısında kim var? PB uzunluğu var. Burada küpelinin karşısında kim var? PC uzunluğu var. Aynı şekilde yola devam efendim. Ve son olarak AB oranı CD oranına eşittir dedim. Vurdum cevap. Ne cevabı hocam gaza geldin yine geldik valla. Ama sen teorimi anladın mı? Ya hocam yeni bir şey anlatmadın ki sen aynı çizginin etrafında dönüp duruyorsun. Evet ama Thales buna üçüncü teorem demiş. Bu benim demiş. Neyse şimdi biz Thales'ten çıktığımız bu yolda bu tip soruları nasıl çözeceğiz? Yani benim bugün anlattıklarımdan nasıl soru gelir ha? Şimdi böyle bir eğri oturup doğru konuşalım. Artık doğru yere geldik. Fasulyenin faydalarına geldik. Yandaki şey yukarıda olacak o kitaptan soru. D, C, E, F, A, B. He tamam paralel. Üçü alayı birbirine paralel. Yanındaki verilenler yukarıdaki verilenlere göre x değeri kaçtır? X neresi olsun biliyor musun? X bu olsun hocam. Biz buna x diyelim. X değeri kaçtır diye soralım. Ey güzel arkadaşım. Tales demiş ya hani kendi teoremde demiş ki bunun bunu oranı bu arkadaşın bu arkadaşın oranına eşittir. Ne zaman? Bu doğrular birbirine paralel olduğu zaman. Bak Tales'in buradaki birinci teoremiyle aynı. Hatta hatta bak Tales bize tıpkı buradaki şekildeki gibi bir yamuk çiziyor aslında. Biz onu üçgene benzetirip çözebiliyoruz. Nasıl? Şöyle. Ben bu tip soruları şöyle çözüyorum güzel arkadaşım. BC'ye paralel olacak şekilde buradan aynı doğruyu çekiyorum. Çektim hocam. Bu inanılmaz kolaylaştırıyor. Direkt Thales teoremine al bence ispatına göre dön. i̇şte ispat candır. Harikadır. Döndüm geldim buraya. Dedim ki bu doğruyla bu doğrunun uzunluğu eşittir. Burası x'tir. Bu doğruyla bu doğrunun uzunluğu eşittir. Burası 9'dur. Thales bana ne dedi? Ya da temel benzerlik teoremi. Küçüğün küçüğe, küçüğün küçüğe oranı. Değil mi? Bakın bunun buna oranını yazamazsın artık. Burada küçük büyük üçgen yok çünkü. Bu parçanın bu parçayı bu parçanın bu parça oranı. Geçen ders bahsettim. Hatırladın mı? Hadi bakalım. 4 temel orantı teoremi diye bahsettik. 4 bölü x oranı eşittir x bölü 9 oranına. İçler dışlar yaptım. x kare eğer 4 kare 9 36 ise x dediğimiz değer 6 birimdir dedim. Sen de benden x'i istedin ben de yapıştırdım cevabı. Bu temel bir sorusuydu. Şimdi bu kelebek üçgenine geçelim de. Tales'in üçüncü çok tutmayan sorusuna. DC paraleldir AV'ye tamamdır. Doğrusal 9 6 verilmiş AC'ye 20 demiş. Şuradan şuraya 20 demiş. AE'yi istiyor. Ben AE'ye X dersem. E güzel arkadaşım kalkıp orada kalan parçaya yani. Hocam buraya da Y diyelim mi? X artı Y eşittir 20 olsun mu? De ama bence Y'yi kullanma. Al bu x'i karşıya at. Y yerine ne yazabilirsin? 20 eksi x tek bilinmeyen üstünde sanki bu soruda gitmek bizim işimizi kolaylaştıracak gibi. 20 eksi x oldu galiba. Paralellikler var. Kelebek üçgen var. Gördün aslında. Ama ben yine de yazmak istiyorum. Noktaya nokta açısı cızgıya cızgı açısı. Oldu mu? Oldu. Hadi yukarıdakinden başlayalım. Nereden başlarsan öyle gidersin. 6. Çizginin noktanın karşısında burada kaç var? 9. Şimdi tekrar yukarıya çıktım. Çizginin karşısında kaç var? 20. Eksi x var. Aşağıda çizginin karşısında kim var? x var. Önce ufak bir sadeleştirme. 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 3. Güzel bir işler dışlar yaparız buradan. 2x geldi. 60 geldi. Eksi 3x geldi. x'leri bir tarafa topladık. 5x eşittir 60 geldi. Her tarafı 5'e böldüğümde x dediğim şey 12 santimdir dedim. Vurdum cevabı. Şimdi oldu galiba. Biraz bağırdım mı ne? Neyse korkma. Devam ediyoruz birlikte. Hadi bakalım. Anlıyorsun sen de mi? Mühim olanı. Verdiğimiz ödevleri de yapacaksın. Mis gibi oturacak bu konu. Dedik ya sıfırdan TET üçgenler bitti. Dörtgenler bitti. Şimdi bu üçgenleri bir üst basama. Dörtgenleri bir üst basama. Bütün konuları böyle yukarı doğru çıkaracağız. Bütün geometriyi birlikte halledeceğiz. Rehber geometri. Matematik. Rehber matematikte geometri şöyle diyoruz biz ona. FE 14 16 6 tamam. EC kaç birimdir? EC neresi hocam? Şurası. Gel buraya biz bir X diyelim. Hani ben sana az önce bir şeyden bahsettim. Hani o doğruyu taşıma paralel yapma. Tales'in ispatından yaptığımız yöntem. İşte o merdiven soruları. İşte o Tales teoreminde kullanılacak en güzel taktik geliyor. Hani dedik ya bu doğruya paralel olacak şekilde buradan aynı doğruyu çekiyorum aslında. Çektik mi? Çektik. Burası 6 ise şurası altı merdiven basamakları neyse aşağı doğru öyle düşer. Sıfırdan TYT geometride de çok bahsettim bunlardan. Temellerini çözdüm. Burada biraz zorluyorum dikkat ettiysen. Şurası 14, şurası 6 ise şuraya kalan parça kaçtır? 8'dir. Orası 10, tamamı 16. Burası 6 ise buraya kalan parça kaçtır? 10'dur. Ne yapacağız? Temel benzerlik teoremi. Tales'in ikinci teoremi mi diyelim artık biz buna? Küçüğün büyük üçgene, küçük üçgenin büyük üçgene oranı. Eğer ki tabanlar işin içerisine giriyorsa Burada bu tarz oran yapmak zorundasın. Tabanlar varsa küçük büyük. Hocam parçaya parça yapsak olmaz. Neden olmaz? Tabanlar devreye giriyor. Birkaç arkadaşım eminim o tongaya düştüler. Düşmesinler diye ben uyardım. Ya da karpuz kabuğunu düşürdük birilerinin aklına da inşallah yanlış yapmayız. X bölü X artı 3 bak. X bölü X artı 3 tamamı eşittir dedim. 8 bölü 10. Yine ufak bir sadeleştirme. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 5. Hemen içler dışlar mevzusuna girdik. Bu taraftan 5x geldi. Bu taraftan 4x. 3 kere 4'ten 12. 4x'i karşıya attım. x eşittir 12 birimdir dedim. Vurdum cevabı 12 birime. E bir tane daha soruyu böylelikle halletmiş olduk. Oldu. Olacak. Gel bakalım. Şimdi az önce ne yaptık? Bir kelebek kullandık, bir tales kullandık. Şimdi diyorum ki ben sana gel bunların ikisini birleştirelim. Harmanlayalım, tek bir soruda bitirelim işi. Yukarıda verilenlere göre x değeri kaçtır? 2k var, 5k var, x var, 9 var. Paralellik var görüyorsun. Şimdi sen buradaki x'e odaklandığını nasıl çözeceğiz? Bir şey yok. Ama şunu yakaladın mı? Burada bir kelebek var mı? Buradaki kelebeği gördün mü? Gördün. O zaman diyorum ki ya biz burada kelebeği gördüysek burası nokta burası nokta burası cızgı. Şurası da cızgı açısı olur mu? Olur. Ben buna küpeli dersem bu arkadaş da küpeli olur. Ben x'i bulmak istiyorsam şuradaki taban uzunluklarına ulaşmam lazım. Nasıl ulaşacağız hocam? Diyorum ki tabanlar oranı yani DE noktanın karşısında DE aşağı üçgende noktanın karşısında AB uzunluğu var. Neye eşit? Küçük üçgende, yukarıdaki üçgende çizginin karşısında 2K. Aşağıdaki üçgende çizginin karşısında kaç K var? 5K var. K'ler gitti. Diyorum ki herkes karşısındakinin katına eşittir. Ama K'yi kullanamam. Daha önce kullandım. Ya arkadaş ben DE'ye kalkarım. Ne derim mesela? 2 tane M derim. Beş, buradaki AB'ye de 5 tane M derim. Şimdi ben bunu soruyu çözerim işte. Derim ki küçük üçgenin büyük üçgeni oranı küçük üçgenin büyük üçgeni oranına eşittir. Yani X'in Tamamına oranı mecbur öyle alacaksın. İşin içine taban girdi mi işler değişiyor biliyorsun. X bölü X artı 9. 2M bölü 5. 2M bölü 5M. M'ler bir kere gitti. İçler dışları yapıştırdık. Buradan dedik 5M eşittir 2M. 2 kere 9 18. Şurada kaldı 3M eşitse 18'e. M'nin cevabı eşittir da. Bu arkadaş benden M'yi istemiyor ki. X'i istiyor. Biz niye M'leri kullandık ya? Ben niye m yazdım ki her yere? Bak bunlar x olacak değil mi? Şu x'tir, şu x'tir, şu x'tir, şu x'tir. Şimdi buldum o zaman cevabı. Bence bulduk. Problem var mı? Nasıl gidiyor geometri? Yani en azından benden sonra dönüp o fasiküle, kitaba herhangi bir yere iç, içinde soru olan bir şeye döndüğünde üçgenle ilgili. Mesela 20. Şuradaki soruları sonra benden sonra çözebiliyor musun? Benim için önemli olan o. Hani sadece birlikte değil. Ayrık gayrık da çözmen lazım. Ben siz de halletmen lazım. Onunla uğraşıyoruz. Ama sen atlamadan zıplamadan dinliyorsun. Anlamaya için zor. Oo çok tatlı soru. Muhabbeti kes 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 gel 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 gel. AB paraleldir dereceye de LT paraleldir. EF o da AD'ye paralel. Şu üçü birbirine paralel. Eşitlik var. Eşit eşit eşit. Tamam. BL 3 santim. Yazmış mı yazmış. LT 2 santim. LT 2 santim. K. Tamam. Sen benden CF'yi istiyorsun. Ben giderim CF'ye X'imi yazarım. Nerede? Ay yazmış zaten. X istiyorsun. Çok tatlı. Tam bir ÖSYM sorar tipinde soru. Ne yapacağız? Ben sana hemen şunu hatırlatacağım. Orta taban neydi hatırlıyor musun orta taban? Eğer bu ikisi ya da bu ikisi birbirine eşitse. Şurası X'se Burası ne olacaktır? 2x. Niye? 1'e 2 oran olduğu için. Hay maşallah diyorum. Şimdi bu üçgende. Gördün mü? AKB üçgeninde. Bu oran bu orana eşitse 1'e 2 oran varsa burası 2 ise bu arkadaş 2 katıdır 4'tür. Bu oranda bu orana ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Kaçarı yok. Paralellik varsa geçen ders bahsettik bundan bunlar da birbirine eşit. Hatta ben buradaki 4'ü de neyle yazayım? Siyahla yazayım. Çok güzel oldu be. Soru bana söylemiyor ama ben bunlara ''K'' dedim. Şu parçada ''K'' olsun. Kabul müyüz efendim? Kabulüz. Devam. Hocam gel bakalım buna bir nokta diyelim. Gel bakalım buna nokta diyelim. Bu da kabul, bu da kabul. Kaçarı yok. Şimdi şuraları bir silelim. Sen kelebek arkadaşı yakalayabildin mi? Büyük kelebeği gördün mü? Büyük oyunu bozalım mı seninle birlikte? Noktanın karşısında yukarıda 4 var. Noktanın karşısında aşağıda 6 var. Şuraya küpeli açı dersem... Küpeli açının karşısında 2 ''K'' var küpeli açının karşısında burada CK uzunluğu diyelim biz ona. CK uzunluğu var. Anlıyor musun? Güzel. 2'ye böldüm. 2, iki. 2'ye böldüm. 3. 2'ye böldüm. 1, 2'ye böldüm. gitti. CK uzunluğu eşittir içler dışlar yaptığımda sadece buradaki burada 3 kaldığı için 3k'dir. Şimdi düşünüyorum. Diyorum ki tamamı 3k. Bana bak, bana bak. Burada 2k'yi kullanmışım. Buraya ne kaldı? 2k. Anladın mı mantığı? Müthiş. Yola devam. Bitmedi. Hatta hatta ben diyorum ki gel burada bir eşitlik daha yapalım. Şunlarda ne açısı olsun? Cızık açısı olsun. Yukarıdaki üçgende cızığın karşısında tamamı 6 gözüküyor değil mi? Gözüküyor. 6. Aşağıdaki üçgende cızığın karşısında C'de. Bilmiyorum hocam. Ben C'de yazacağım oraya. Anlaştık. Şimdi içler dışlar yapacağım. Burada ne kalmıştı? 1 ve 3 kalmıştı. Hatırla. Yo 1 3. 4 ve 3. 4 bölü 6 oranı vardı. Hadi gel baştan yazalım. 4 bölü 6 oranı var. 2'ye böldüm. 2, 2'ye böldüm. 3. 2'ye böldüm 1. Bak neredeyse yanlış yapıyordu. 2'ye böldüm. 3. İşler dışlar yaptım. CD uzunluğu ne çıktı hocam? 9 birim çıktı. Tamamı kaç birim? 9 birim. Süpersin. Başlıyorum geliyor. Şimdi şu üçgeni kimler gördü? Bak burada da bir üçgen var. Allah'ım ne kadar güzel bir sorudur bu. Bak burada da bir temel benzerlik teoremi var. Küçüğün büyü oranı. Yani x'in tamamı kaçmış? 9'a oranı. Eşittir. Ee, yandakine bakalım. Küçüğün büyüğü oranı. Bu 6'yı kullanmaya gerek kalmadı bizim bu tarafta. Daha öncesinde kullandık zaten. 2K'nin 2K kaçı oranına? 3K'ye oranına eşittir. Cırt sana cırt sana. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 3. İçler dışlar çarptım. X eşittir. 6 birimdir dedim. Vurdum cevabı 6'ya. Çok güzel bir çözüm yaptım. Var mı farklı çözüm yapan? Ama bu da güzeldi ya. 9. sayfadayım. Bitiriyorum. Az kaldı. Güne noktayı koyacağım ama ben bunu kapatamadım. Bu nereden çıktı ya? Arkadaş bu ne? Bir link tak şey çıktı orada. Takvimde takvim demin de şu aşağıda geldi ya Windows 10'da aşağıda. Güneşli falan yazıyor. Nereden çıktı geldiyse. Yukarıdaki merdivenin açık hali gösterilmiştir. Merdivenin dengede durması için tam bir ÖSYM sorar. Böyle yeni nesil diyeceğimiz. Düzlemine paralel KL ve MN basamakları merdivene monte edilmiştir. AK eşittir KM o da eşittir MC. Şuradan bahsediyor. AB uzunluğu AB uzunluğu 10 birim. Gel biz o AB uzunluğunu şöyle gösterelim. Çubukla çizelim. 10 birim. Tamamdır. CD uzunluğu 20 birim. Ya arkadaş sen bana merdiven merdiven yapmasın da şekil yapma diyorsun. Yani belli ne yapmak istedin. 20. KL'ye X diyelim. KL uzunluğuna X diyelim. Sen M, N uzunluğunu da bulmamızı istiyorsun. Y diyelim. Ve sonuç X artı Y eşittir. Toplamı kaçtır? Şeklinde bir soru. Nasıl çözeriz ya biz bunu? 10 var, X var, Y var, 20 var. Çözeriz bir şekilde elbet. Bak şimdi. Başlayayım mı? Başla. Nasıl başlayayım? İki tip çözüm geliyor aklıma. Ben ikincisinden çözeceğim. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Bir anda ikinci çözüm geldi aklıma. Bir anda gördüm. Şekli tamamen üçgensel olacak şekilde bu tarafa aldım. Yani e, dörtgen diyeyim ya da şu an haliyle dörtgen çünkü. Şurası 11'im birim, şurası x birim, şurası y birim, şurası 20 birim. Bak talesten ben bu soruyu nasıl çözeceğim? Yıkılacak, yıkılacak ortalık. Hazırsın. Geliyor. Şu doğrunun aynısını buradan diyorum ki ya ben sana paralel çekeyim. Niye kendime kasayım ki diyorum. Şu arkadaş nedir? 10 birimdir. Kabul. Şu arkadaş nedir? 10 birimdir. Merdivenin basamaklarını indim sadece. Burası da 10 birimdir. Buraya kaç kaldı tamamı 20 ise burası da 10'dur hocam. Süpersin. Şimdi ne bir şey daha geliyor. Ee, nasıl yapalım? Bu parçanın bu parçaya oranı. Kabul müsün? Kabulüm. Hocam bir birime 3 birim. Yani burası k birimse burası kaç birim? 3 birim. k bölü 3k eşittir. Şuraya 10 eksi x dedim. Şuraya 10 pardon ters oldu değil mi? x tamamıydı. x eksi 10 dedim. Şuraya da y eksi 10 dedim. Devam ettim. x eksi 10'un aşağıdaki 10 oranına. Süper oldu ya. Cırt sana cırt sana. Şuradan 10 eşittir 3x eksi 30'dan. Karşıya attım. 40 bölü 3 eşittir x'e. x'i buldum. y'yi bulmadım. Y'yi bulalım. Gel. Y'yi bulmak için de yeni oran uyduruyorum. Diyorum ki 2K'lik bir oran var. Dikkat et. Taban bölü taban yapacağız yine. Hadi başlayalım. 2K bölü tamamı 3K eşittir. Anlıyor musun bizi? Öyle bakma ama öyle bakma. Yardımcı ol. Sen de yardımcı ol. Geldim buraya buraya da 10 yazdım. K'ler birbirini götürdü. İçler dışlar yaptım. 20 eşittir. 3 tane Y eksi 30. Bu arkadaşı attım karşıya. 50 bölü 3 eşittir Y. Bu da tamam. Sen benden x artı y istedin. x artı y eşittir. 40 bölü 3 artı 50 bölü 3. Nedir o? 90 bölü 3 o da eşittir. 30 dedim efsane. Çok tatlı bir soruyu bitirdim ama. Ben sana burada bir şey daha söyleyeceğim ya. Biz bu soruyu nasıl çözebilirdik başka? Orta taban mantığından. Bununla bunun toplamının yarısı buna eşit. Sonra diyeceksin ki bununla bunun toplamının yarısı buna eşit. Buradan x ve y'yi bulursun şak diye çözersin. Benim tavsiyem sen çöz. Hadi gel bunu videonun yorumlar kısmına yazalım çözelim. Ve sonra diyelim ki hocam sabitler misin ben çözdüm. E yaparız yaparız. Peki gönder gitsin zamanı. Göndergisinde sadece 20. föyü yazdım ama şakacıktan. Sadece 20. föy olur mu? 20. föyden sonra test 10 var. Test 10'u bitir. Neredesin? Bu tarafa geç. Test 10'u bitiriyorsun güzel arkadaşım. Hemen arkasından pardon test 9'muş bu. hay maşallah. Kaç tane soru var orada? 11 tane soru var. Buradan yine keza test 10. bölüm. 11 soruda burada 22 soru yaptı. Bir tane burada 71'in de test 11'e geçtiğimizde 22 33 soru. Test 12 de varmış. 44 soru. Yeter. 44 tane soru sadece buradan var. Efendim, sadece 44 tane soru oradan var. 5 tane de soru buradan var. 46 tanecik soruyla seni baş başa bırakıyorum bugün. Ellerinizden öper efendim. Sen bunları çözmeden biz adım adım ilerleyemeyiz. Sen bunları çöz Yarın tekrar buluşalım. Evet. Yarına kadar bitiremeyebilirsin hepsini ama ben yarın yine burada olacağım. Farklı bir konuya geçeceğim. Sen bitirebildiğini ama hafta sonuna kadar bitsin istiyorum. Bak gün de verdim sana. Tamam yarına kadar. Gün de verdim ama. Bitecek. Anlaştık. Süpersin. O zaman bir sonraki derste görüşüyoruz. Hoş kalınız efendim. Hoşçakalınız.